X'e koordinat sistemine yerleştirilen K ve L vektörleri şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. L, K vektörünün sinüs alfa katına eşittir demiş. Arkadaşlar şimdi bir vektörü skaler bir sayı ile çarptığımızda sonuçta sinüs alfa skaler bir nicelik. O halde vektörü skaler bir sayı ile çarptığımızda bir vektöre eşit olacak. Ama ben bunu atıyorum. Sinüs alfa 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2 ile çarptığımda buradaki vektörü bu vektörün yarısı diyelim elde edilmiş olacak. Ama doğrultu olarak bu doğrultu olmuş olacak. O halde k vektörünün sinüs alfa katı l vektörüne eşit olmaz. Bakın bunların doğrultuları farklı. Burada şiddet olarak yazsaydık yani l vektörü k vektörünü burada vektör değil de büyüklük olarak düşünseydik arkadaşlar. Yani şöyle yazı yazıldığında L vektörünün şiddeti, K vektörünün şiddetinin sinüs alfa katıdır derse doğru. E demediği için vektörü skalar bir sayı çarptığımızda... ...o doğrultuda o vektörün belli bir katını elde ettiğimiz için... Ondan dolayı da o vektör diğer vektöre eşit olamaz. Doğrultuları farklı. Bu yanlış. 2. K eksi L vektörümüzün yani iki vektörün farkının K vektörünün şiddetinin kosinüs alfaya eşit olduğunu söylemiş. Şimdi iki vektörü birbirlerinden çıkarmak tersiyle toplamak demek arkadaşlar. Yani K eksi L vektörü demek. K artı eksi L vektörü demekti. O halde k eksi l vektörünü k'nın ter, l'nin tersiyle k'yı topluyorum arkadaşlar. L'nin tersini alalım. Bunun ucuna ekleyelim şöyle. Burası eksi l yaptı mı? Eksi l vektörümüz. K ile eksi l'nin toplamı şöyle tırtılı bir şekilde çizelim. Bakın şurası olmuş oldu. Bu vektörde ne eşit? K vektörünün uzunluğunun yatay bileşi yani kosinüs alfa bileşenine eşit. Haydi arkadaşlar bu burada yazılan ifademiz doğru çıktı. Şiddet olarak e, kosinüs bileşenine eşitlediği için. Son olarak da e, 3'te L eksi K vektörü eksi X yönündedir demiş. Şimdi L'den K'yı çıkarmak L ile K'nın tersini toplamakla aynı. O zaman L'nin tersini K'nın ucuna ekliyorum arkadaşlar. Bakın burası eksi K vektörümüz. L eksi K vektörümüzde bakın ikisini uç reklam mantığından şu şekilde sola doğru çizdiğimiz bileşke bir vektör çıkmış oluyor. Bu vektörde arkadaşlar L eksi K vektörü bakın hangi yönde? Eksi X, X yönde. Burada ne demiş? Eksi X, X yönde demiş. O zaman doğru söylemiş. Cevap bundan dolayı 2 ve 3 doğru. Yani D seçeneği burada doğru cevap olmalı. Eşit bölmeli düzgün türde şubuklar, ağırlıkları sırasıyla GK, G, L, G, büyüklüğünde olan kalemek, sinir ve destekle oluşturulan düzenek şekildeki bir dengededir. A cisminin destek noktasına göre torkunun büyüklüğü, L cisminin destek noktasına göre torkunun büyüklüğünün 4 katıdır. Buna göre GK, GL, GM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şuradaki cümleye dikkat edelim. K'nın destek noktasına göre torkunun büyüklüğü, L'nin destek noktasına göre torkunun büyüklüğünün 4 katı demiş. O zaman buradan K'nın ağırlığını astığımızda GK dediğimizde, L'yi de buradan asarsak arkadaşlar GL dersek, K'nın torkunun büyüklüğü, L'nin torkunun büyüklüğünün 4 katı. Yani GK çarpı, bunun bu noktaya göre Torku arkadaşlar kuvvet çarpı dik uzaklıktan 2. Bu diyor L'nin torkunun yani GL çarpı 1'in 4 katına eşitmiş arkadaşlar. O zaman karşımıza 2GK eşittir 4GL yani GK eşittir 2GL çıkar. O halde arkadaşlar K'nın ağırlığına G dediğimizde daha doğrusu 2G dediğimizde L'nin ağırlığı G çıkmış olur. O halde ben bunların ağırlıklarını o zaman 2G'ye G şeklinde değerler yazıyorum. Şimdi K'nın L'den büyük olduğunu anladık. Şimdi gelelim sistem dengede olduğu için yine burada desteğin uç noktasına göre tork alalım. Şimdi K'nın torku bakın bu tarafa doğru döndürmeye çalışıyor. L ile M'nin torku da saat yönünde döndürmeye çalışıyor. O halde bu torkları birbirlerine eşitliyorum. Eşit diyelim. 2G'nin torku 2G çarpı 2 eşit olacak. G'nin torku G çarpı 1 artı. Gelelim M'nin torkuna M çarpı gm çarpı 3. gm çarpı 3 dediğimizde arkadaşlar burası 4g. 1g'yi çıkarırsak burada 3 tane g kalır. Oradan da 3 tane gm'ye eşit olursa gm buradan g şiddetinde çıkar. m'nin ağırlığı g ymiş. Biz k'nın ağırlığına 2g, l'nin ağırlığına da g dediğimiz için sırayla o zaman en büyük gk ağırlığımız çıktı. l ile m'nin ağırlıkları da g olarak çıktığı için l ile m de eşit ağırlıkta olmalı. Yani cevabımız k büyük, l m eşit, o halde C seçeneği burada doğrudur diyeceğiz. Havalanabilmesi için süratinin en az 80 metre bölü saniye olması gereken bir uçak uzunluğu 2400 metre olan doğrusal pistin başında durmaktayken düzgün hızlanarak pist dışına çıkmadan havalanmaktadır. Buna göre uçağın ivmesinin büyüklüğü değerlerinden hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar uçağımızın başlangıçtaki ilk hızı 0. Peki havalanabilmesi için ne kadar hıza ulaşması gerekiyormuş? 80 metre bölü saniye hıza ulaşması gerekiyormuş. O halde arkadaşlar burada cisim İvme ivme hareket yapıyor ve düzgün hızlandığı için sabit ivme hareket yapıyor. Haliyle bu tür sabit ivme hareketlerde ortalama hızdan yararlanabiliriz. X eşittir V ort çarpı T'den yararlanırsak arkadaşlar. Bakın 2400 metrelik bir pist var ve ortalama hızı 0'dan 80'e çıktığı için ortalaması bunun aritmetik ortalaması yani 40 yapmış oluyor. 40 çarpı T dediğimizde bakın bunlar giderse 240'ı bölersek 4'e T eşittir 60 saniye oldu. Yani 60 saniyede arkadaşlar pistin sonuna gelmesi gerekiyor. Peki 60 saniye içerisinde bunun ivmesi e, hızının kaç olmasını istiyoruz arkadaşlar 80 olmasını istiyoruz hemen şimdi şöyle düşünelim şimdi bir hız zaman grafiği çizelim ve hız zaman grafiğinde cisim duruyor ve duruştan hızını 80'e çıkarması gerekiyor en az ve e, burada zamanda 60 saniye 60 buraya 80 de buraya dediğimizde ivme neye eşit arkadaşlar ivme e, birim zamandaki hız değişimi. Yani zaman grafiğinde grafiğin eğimi karşı bölü komşudan ivmeyi veriyor. Delta V bölü delta T'den yararlandığımızda bakın karşımıza 80 bölü 60 yani 4 bölü 3 çıkmış oluyor. İvmemiz en az 4 bölü 3 metre bölü saniye kare olmalı en az. O halde arkadaşlar 1 e, olamaz. En az 4 bölü 3 olması lazım. 1 git. 3 bölü 2. 4 bölü 3'ten büyük. Ondan dolayı olabilir. Yine 2 metre bölü saniye karede olabilir. En az çünkü e, 80'lik bir hıza ulaşması gerekiyordu. O halde 2 ve 3 olabilir. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğrudur. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yerde bulunan K ve L cisimleri ve K ve L büyüklüğündeki hızlarla eğik olarak fırlatıldıklarında Şekildeki yörüngeleri izleyerek aynı noktada yere çarpıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. VK çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar VK kos alfa bunun yatay bileşi anlamına geliyor. VL çarpı kosinüs alfadan büyüktür demiş. VL çarpı kosinüs alfadan büyüktür demiş. O zaman diğer diğerini yatay bileşeninden büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar biz bunların menzillerine baktığımızda x menzil eşittir yatay hız çarpı vx çarpı T uçuşla bulunuyor mu? Evet. Peki uçuş sürelerine baktığımızda uçuş süreleri düşeydeki hızlarına bağlı olduğu için arkadaşlar o zaman ne olacak? K'nın uçuş süresi L'nin x'den küçük. Hmm. demek ki uçuş süreleri arasındaki ilişki şöyle söyleyebiliyoruz. K'nın uçuş süresi küçüktür. L'nin uçuş süresi dediğimizde. O halde bakın menzillerine baktığımızda K'nın menzili fazla. K'nın menzili xK büyüktür. L'nin menzili dediğimizde ve menzil mesafesini de yatay hız çarpı uçuş ile buluyoruz. O halde arkadaşlar K'nın menzili L'den büyük yani yatay hız VK çarpı kosinüs alfanın e, T ile çarpılmış halini TK büyüktür diyeceğiz. VL çarpı kosinüs alfa çarpı arkadaşlar TL dediğimizde bakın TK TL'den ne küçük. Hop bunu buraya attığımızda arkadaşlar yani oran birden büyük bir değer çıkar. VL çarpı kosinüs alfayı birden büyük bir sayı ile çarpıyorsunuz. Ve hala VK çarpı kosinüs alfadan küçük olmuş oluyor. O zaman birinci ifademiz arkadaşlar doğru. VK çarpı kosinüs alfa VL çarpı kosinüs betadan daha büyüktür. O halde bu ifademiz doğru. Şimdi gelelim. VL çarpı sin beta. Sinüs beta arkadaşlar düşey bileşen demek. Yani L'nin düşey bileşeni diyor. K'nın düşey bileşeninden büyüktür. Niye? Çünkü bakın maksimum yüksekliği fazla. Yani bunun düşeyde yükselmesi düşey hızına bağlı. O zaman havada kalma süresinin bundan daha büyük olması için düşey hızının daha büyük olması lazım. Yani L'nin düşey hızı K'nın düşey hızından büyüktür demiş. Evet. Çünkü maksimum yüksekliği fazla olduğu için düşey hızı daha büyük olacak. Doğru. Kanun uçuş süresi L'nin uçuş süresinden büyüktür. Uçuş süresi düşeydeki hızlarına bağlıydı arkadaşlar. O zaman L'nin düşey hızı K'dan büyük olduğu için L'nin uçuş süresi K'nın ikisinden daha büyük olacak. K'nın uçuş süresi L'nin uçuş süresinden büyük demiş. Tam tersini söylemiş. Bunun tam tersi doğrudur. Yani L'nin uçuş süresi daha fazladır. Ondan dolayı da cevabımızın B seçeneği olması gerekir. Yatay sürtümesi düzlemde V büyüklüğündeki hızla şekil 1'deki bir hareket eden X ismi şekil 2'deki bir yayı en fazla K noktasına kadar sıkıştırıyor. Buna göre yayın ucu neredeyken X isminin hızı V bölü 2 büyüklüğündedir şeklinde sorulmuş noktaları susaklık eşit verilmiş. Arkadaşlar ortam sürtülmesiz mi? Evet. sürtünmesiz ortamda enerji korunun bağımsızını yazdığımızda Başlangıçta bu cismin sadece kinetik enerjisi var. O halde kinetik enerjimiz 1/2 mv kare diye yazıyorum. Bu neye dönüşüyor? Maksimum sıkışmada esneklik potansiyele dönüşüyor. Maksimum sıkıştığı için anlık olarak durmuş oluyor. O halde 1/2 çarpı k çarpı x'in karesi diyeceğiz. Noktalar arası uzaklık eşit olduğu için her bir aralığa x dersem o zaman 4x'in karesi 16x karelik bir değer oldu. Yani 1/2 mv kareyi 16 tane 1/2 kx kareye eşit bu. 1/2 x kareyi bozmuyorum. 16 tane 1 bölü 2 kx kare. Peki v bölü 2 olduğu anda diyor. Şimdi o zaman ben bunu yine aynı hızlatayım. atayım. Yine 1 bölü 2 m v kare kinetik enerjim var. E, bu neye dönüşüyor arkadaşlar? Hızının v bölü 2 olduğu anda bir kere kinetiğe dönüşecek. 1 bölü 2 m çarpı v kare bölü 4 yani v bölü 2'nin kare'si oluyor. Artı 1 bölü 2 k çarpı x üssünün karesi ne kadar sıkıştığını bilmediğim için ona x üssü dedim. Şimdi 1 bölü 2 mv kare 16 tane 1 bölü 2 kx kare mi? Evet o zaman 16 tane 1 bölü 2 k çarpı x kare diyorum. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 mv karenin 4'te 1'i mi? Evet bunun 4'te 1'i de yine 16 tane 1 bölü 2 kx karenin de 4'te 1 olur. O zaman bunun 4'te 1'i 4 tane 1 bölü 2 kx kare yaptı artı 1 bölü 2 k çarpı x üssünün karesi. Bunu buraya attığımızda 12 tane 1 bölü 2 k x kare dediğimizde bunu 1 bölü 2 k x üssünün karesine eşitledik. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2'ler gitti mi k'lar gitti mi 12 x kare eşittir x üssünün karesi dediğimizde x üssü arkadaşlar buradan 2 kök 3 x çıktı. x üssü 2 kök 3 x. 2 kök 3 arkadaşlar kök 3 1.7. 1.7 olduğu için 2 çarpı 1.7 ne yapar? 3.4 yapar. Yani bu arkadaşlar 3 ile 4 arasında bir değer. 3 ile 4 arasında bir değer. Ha, demek ki x, 2x, 3x, 3x ile 4x arasında bir değer de olacakmış. Yani kale aralığında bir yerde olması gerekiyor. Cevap bundan dolayı A seçeneği doğru olmalı. Johannes Kepler 17. yüzyılın başlarında ortaya çıkardığı üç yasa ile güneşin etrafında dolanan gezegenlerin hareketlerini açıklamıştır. Yani Kepler kanunu olarak ifade edilen buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gezegenler odakların birinde güneş olan eliptik yörüngelerde hareket eder. Arkadaşlar biz buna e, yörüngeler kanunu diyoruz. Birinci kanunumuz yörüngeler kanunu. Yani gezegenler odakların birinde güneş olan eliptik yörüngelerde hareket ederler. Doğru. 2. Güneş'in merkezinden herhangi bir gezegenin merkezine çizilen yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit açılar tarar. Şimdi alanlar kanunu dediğimiz bir kanun var arkadaşlar. Buna göre Güneş'in merkezinden herhangi bir gezegenin merkezine çizilen yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bak burada açılar demiş. Eşit açılar taraması açısal hızın eşit olması demek. Ama Kepler kanunlarına göre Güneşe yaklaştıkça e, e, gezegenler e, açısal hızları artıyor, uzaklaştıkça azalıyor. Yani eşit a, alanlar taraması gerekiyor. Açılar tarar ifadesi yanlış. Alanlar kan ifade edilirken burada açı yazılmış ama buraya alan yazarsa doğru olurdu. 3. X gezegeninin güneşe olan ortalama uzaklığı, Y gezegeninin güneşe olan ortalama uzaklığından büyük ise, yani o zaman X daha uzakta bir e, gezegen olmuş oluyor. X gezegenin Güneş etrafındaki dolanımının periyodu Y gezegeninden büyüktür. Arkadaşlar şimdi Güneşten uzaklaştıkça gezegenlerin periyotları artıyor. Gezegenlerin periyotları artıyor çünkü hızları azalıyor. Hem gittikleri yollar büyüyor Güneşten uzaklaştıkça hem de yavaşlıyorlar arkadaşlar hem de yavaşlıyorlar. Hatta örnek vereyim. Mesela Güneş'e en yakın gezegenimiz Merkür. Merkür'ün periyodu arkadaşlar yani bir tam tur için geçen süresi güneşin etrafında 88 günken Plüton'un bakın en uzaktaki gezegenin Plüton'un 248 yıl. 248 yıl arkadaşlar. Birisi 88 gün, birisi de 248 yıl. Düşünün. Yani hem uzaklaştıkça hız azalıyor hem de yolu büyüdüğü için sürede giderek büyümüş oluyor. Periyot uzaklaştıkça güneşten gezegenler için artar arkadaşlar. Ondan dolayı da X gezegenin güneş etrafında dolanımının periyodu Y gezegen X'ten büyüktür bilgisi doğrudur. Bir de yörüngeler kanunu dediğimiz kanuna göre R1'in küpünün arkadaşlar T1'in karesinin oranı R2'nin küpünün Periyodunun karesini oranları, buna da periyotlar kan diyoruz. yarıçaplarla doğru orantılı bir şekilde periyotlar değişiyor. Ondan dolayı da 3 de doğru olduğu için 1 ve 3 cevap C seçeneği doğrudur. Yaya bağlı X ismi yatay sürtünmesiz düzlem üzerinde K-N noktalar arasında T periyodu ile basit harmonik hareket yapıyor. X ismi L noktasından geçtikten delta T süre sonra M noktasından geçiyor. Buna göre değerlerinden hangileri delta t'ye eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Noktalar arası uzaklık eşit olarak verilmiş. Arkadaşlar k n noktalar arasında basit harmonik hareket yaptığı için k'dan n'ye gidip gelmesi bir periyot ve bunun yarısına gitmesi yani k'dan n'ye gitmesi periyodun yarısı yine tam denge noktasına gelmesi için t bölü 4. Buralara da biz t bölü 6, t bölü 12, t bölü 12, t bölü 6 şeklinde periyodunun 6'da biri, 12'de biri, 12'de biri ve 6'da birine eşit olmuş oluyor. Peki o zaman arkadaşlar M noktasından geçiyorsa M noktasından geçtiğini söylemiş ama acaba bu tarafa geçerken ki bir durumda mı yoksa gidip N noktasına varıp ondan sonra geri geçerken ki bir durumda olabilir. Böyle bir durumda da sergilenebilir. O halde bir ilk geçişi düşünelim arkadaşlar. Bakın T bölü 6, T bölü 6 T, T bölü 12, T bölü 12, T bölü 6 yaptım arkadaşlar yaptı. O zaman bu olabilir. Peki buradan buraya bakın t bölü 6 sürede geldi. Yine n noktasına gitmiş t bölü 6. E bir t bölü 6 da geri gelirken buraya geçen süre oldu. Yani 3 tane t bölü 6 bakın 3 tane t bölü 6'lık süre geçip yani t bölü 2 süresi de geçmiş olabilir. Yani periyodunun yarısı kadar bir süreçte n noktasına varıp geri gelmiş. İkinci defa buradan geçer bir pozisyonda da olabilir. Peki arkadaşlar ayrıyeten bir tam tur atıp yani gitmiş N'ye geri gelmiş K'ya tekrar L'ye gelmiş. Yani bir tam salınım yapmış bir periyot geçmiş artı yarım periyotta gidip N noktasına tekrar buraya gelmiş olsa yine yani T bölü o 2 olduğu gibi T bölü 2'ye T eklediğimizde 2 T eklediğimizde 3 T eklediğimizde yani bir periyodu da ilave ettiğimizde yine bu noktadan M noktasından geçen bir durumda da olabiliyor t'yi de eklersek, 2 t'yi de eklersek, 3 t'yi eklersek zaten her bir t'de x, l noktasına geri gelmiş oluyor. E o zaman t bölü 2 eklediğimizde gidip n'ye, m'ye de geldiği yani t bölü 2 durumla da karşılaşabiliyoruz. O zaman hepsi olabilecek durum. Cevap bundan dolayı e seçeneği doğrudur diyeceğiz. Dümesiz yıldızkan yatay düzlemde şekilde konumlarında sabit tutulan noktasal kvl cisimlerin net yükleri sırasıyla artı qk ve artı ql'dir. L cismini serbest bırakılarak harekete geçtiğinde yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimlerimiz başlangıçta sabit tutuluyormuş ve bunlardan L cismini serbest bırakıyoruz. Harekete geçiyormuş. 1. K cismini etki eden elektriksel kuvvet iş yapar. Şimdi bu iki yük cismimiz birbirini ne yapıyor arkadaşlar? İtiyor. Fakat biz burada hali eşit şiddette ve zıt yönde itiyor. Ve biz burada arkadaşlar K cismini sabit tutuyormuşuz. L cismini serbest bırakıyormuşuz. O halde K cismine uygulanan kuvvetin iş yapabilmesi için kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeyle de bulunuyor. Ama biz bunu sabit tuttuğumuz için arkadaşlar bu cisme uygulanan kuvvet yer değiştirmiyor. Yer değiştirmediği için iş yapamaz. Ondan dolayı da birincisinde iş yapar dediği için yanlış. 2. L cismine etki eden elektriksel kuvvet iş yapar demiş. Evet L cismine etki eden elektriksel kuvvet bir iş yapıyor. Bu itince arkadaşlar haliyle hareket ediyor ve x kadar yol alınca f çarpı delta x kadar bir iş yapmış oluyor. L cismini etki eden elektriksel kuvvetimiz. 3. Sistemde depolanan elektriksel potansiyel enerji azalır. Sistemde depolanan elektriksel potansiyel enerjinin e, azalması için arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Elektriksel kuvvetin bir iş yapması gerekiyor. Burada elektriksel kuvvet yönünde bir iş yapılmış mı? Evet. O zaman sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalıyor. Eğer elektriksel kuvvete karşı bir iş yapsaydık sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artacaktı. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Sistem potansiyel enerjisi elektriksel K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklıkta bulunuyor. Yüklerimiz değişmedi. Aradaki uzaklığımız artacak. Sistemi serbest bıraktıktan sonra uzaklaştığı için artınca elektriksel potansiyel enerjimiz de azalmış oluyor. Ondan dolayı da bu ifademiz de doğrudur. Ve cevap E seçeneği burada doğrudur diyeceğiz. Sorumuz sürtünmesiz yalıtkan yatay düzlemlerde bulunan artı yüklü parçacıklar B1, B2, B3, B4, B5 manyetik alanlarında yatay doğrultudaki b 1 B2, B3, B4, V5 hızlarıyla şekildeki ve aşağıdaki yönlerde fırlatılıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fırlatılan parçacığın izlediği yörünge şekildeki gibi olamaz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunlar sürtünmesiz yatay düzlemler. O halde sürtünmesiz yatay düzlemde bakın sağ tarafa doğru atılmış manyetik alanda sağa doğru hangisinin izlediği yörünge değişmez diyor şimdi buna uygulanan manyetik kuvvete bakalım. Yüklü parçacıklar manyetik alanlı bölgede atıldıklarında manyetik kuvvete maruz kalıyorlar. Fakat fakat arkadaşlar bakın manyetik alanda hareket yönü aynı yönde olduğu için Buna manyetik kuvvet uygulanmaz. Manyetik kuvvet uygulanmayacağı için bu kuvveti de biz zaten F eşittir. B çarpı Q çarpı V çarpı sinüs alfa ile buluyoruz. Buradaki açımız 0 derece olduğu için manyetik kuvvet yok. E kuvvet yoksa belli bir hız attığımız için dümdüz yoluna devam edecek. İzlediği yörünge değişmeyecek. Yani bu doğru çizilmiş. D1 yörüngesini izlemiş. Doğru. 2'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu atmışız şöyle yatay zeminde sürtünmesi ortamda. Sağ el kuralına göre şimdi buna uygulanan manyetik kuvveti düşünelim. Burada bir manyetik kuvvetimiz var. B'miz var, Q'muz var, V'miz var. Sin 90'da 1 olduğu için manyetik kuvvete maruz kalmış. Yukarı yönde attık hareket yönü arkadaşlar şu şekilde. E, baş parmağımız yukarıyı gösterdi. E, manyetik alan sağa doğru dört parmağımız sağ, e, sağı gösterdi. Avuç içim artı yüklü olduğu için içeriği gösterdi. Yani bu cisme İçeri yönde bakın içeri yönde bir manyetik kuvvet uygulanıyor. İçeri yön yani buradaki yatay e, sürtünmesiz yalıtkan yatay düzlem içine doğru e onun içine doğru girecek hali yok o zaman sürtünmesi olduğu için bu kuvvet bunu yerin içine doğru hareket ettiremeyeceği için yüzeyinde bu şekilde attığımız hızla yoluna devam edecek sürtünmesi olduğundan dolayı. Hmm, demek ki burada zeminin sürtünmesi olması ve zeminin içeri doğru kuvveti en e, nötrlemesi yani ters yönde tepki göstererek buna uygulanan net kuvvet e, sıfır olacağı için ne yapacak arkadaşlar? Haliyle e, dümdüz yoluna V2 hızıyla devam edecek. Çünkü yere bastırıyorsunuz. Yerde buna tepki gösteriyor. O zaman da net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızla yörüngesine devam edecek. O halde arkadaşlar demek ki şekildeki e, gibi olamaz için bu olabilir. Böyle bir yolu izleyebilir. İzleyemez'i soruyor. 3'e bakalım. C seçeneğinde e, artı yüklü cismi manyetik alanlı içeri manyetik alan bölgeye atmışız. Şimdi burada yukarı yönde bir e, hareketimiz var. Baş parmağımız yukarıyı gösterdi. Manyetik alan çizgileri içeriği gösteriyor. Dört parmağım içeriği gösterecek. Avuç içi artı yüklerin maruz kaldığı kuvveti gösteriyordu. Avuç içim şu an benim sol tarafı gösterdiği için manyetik kuvvet bu yönde. O zaman cisim bu yönde bir sapacak. Yani bu şekilde çembersel hareket yapacak. O zaman bu da doğru çizilmiş. 4'e bakalım. Dörtte sağ el kuralına göre sağa doğru baş parmağımı tuttuğumda 4 parmağım içeriği gösterdiğinde avuç içim yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. Yani bu cisme yukarı yönde bir manyetik kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvetin etkisiyle yukarı yönelmesi gerekirken aşağı yönelmiş. Yani o zaman bu yanlış çizilmiş arkadaşlar. Yine D seçeneği, şey E seçeneğine de bakalım. Cevabın D olduğunu anladık. Yanlış çizilen soruluyor. Şimdi aşağı yönde atmışız. Baş parmağımız aşağı gösterdi. Dışarı yönde manyetik alan var. Dört parmağım dışarıyı gösterdi. Şu an benim avuç içim sol tarafı gösterdiği için bu da manyetik kuvvet yönüne yönelmiş mi? Evet bu tarafa doğru yönelmiş. Yörüngesinden sapmış. Demek ki arkadaşlar bu da doğru çizilmiş. Onun için cevap D seçeneği olmalı. Her yerinde aynı olan dalga yerinde sabit frekansa çalışan kaynak tarafından oluşturulan doğrusal dalgalardan V1 genişliği aralıktan geçenler doğrusal olarak yayılmakta. ve 2 genişliği aralıktan geçenler ise eğriselleşerek, eğriselleşerek, eğrilşerek yayılmaktadır. Dalga kaynağının frekansı azaltıldıktan sonra dalga aralıklarından geçen dalgaların görünümleri 1, 2, 3'te verilenlerden hangileri olabilir? Arkadaşlar bakın birinci şekle baktığımızda doğrusal dalga doğrusal dalga olarak yoluna devam etmiş yani kırınım gerçekleşmemiş. Kırınımın gerçekleşmemesi demek Buradaki dalga boyumuzun aradaki açıklıktan küçük olmasından kaynaklanıyor. İkincisine baktığımızda ise kırınım gerçekleşmiş. Yani e, dalga boyumuz burada aradaki açıklığa ya eşit ya da büyük olması gerekiyor. Omega 2'den büyük veya eşit olacak. Kırınım doğrusal dalganın dairesel dalgaya dönüşmesiydi. O zaman arkadaşlar buna göre frekansı azalttıktan sonra demişim. V eşittir lambda çarpı f ifadesine göre. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde hız derinliğe yani ortama bağlı olduğu için değişmezken frekansı azaltırsak dalga boyumuz ne yapacak? Artacak. Şimdi dalga boyunu artırıyoruz arkadaşlar. Dalga boyunu artıralım. Tamam artırdık. Peki bir gerçekleşebilir mi birinci görünüm? Yani ilk durumdaki aynı gördüğünüz gibi. Yani karınım üst tarafta gerçekleşmemiş alt tarafta gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar Diyelim ki aradaki açıklık 2 metre olsun. Dalga boyu da 1 metre. Kırınım yukarıda gerçekleşmiyor. Şimdi ben bunu 1,5 yaptığımda kırınım gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor. Hala aradaki açıklıktan küçük. Onun için bu durum sergilenebilir. Aynı şey alt taraftaki için geçerli. Yani dalga boyumuz omega'dan büyük. Mesela buna ne demiştik? 1 metre diyelim. Buna da yarım metre diyelim arkadaşlar. Şimdi ben bunu 1,5 metre yaparsam yine lambda büyük olacağı için yine kırınım olayı gerçekleşebiliyor. Yani buradaki Lambdanın artış miktarı da önemli. Kırınım yokken yine kırınımın oluşmaması sağlanabilir. Yani bu durum gerçekleşebilir. İkinci şekle geçtiğimizde V1 değişmezken V2 gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapmış? E, Doğrusal dalga. Doğrusal dalga yolu olarak yanına devam etmiş. Yani kırınım ortadan kalkmış. E, kırınımın ortadan kalkması için dalga boyunun küçülmesi lazım. Dalga boyu küçülürse Dalga boyu küçülürse arkadaşlar Kırınım ortadan kalkar. E, dalga boyunu biz büyüttük ama büyüttük. Böyle bir durum sergilenmez. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü arkadaşlar üst tarafta kırınım yok, üst tarafta kırınım gerçekleşiyor. Hmm, dalga boyunu büyütürsek kırınım gerçekleşmiş olacak. Yani lambda eşit veya büyük omega olabilecek. O zaman dalga boyunu üst tarafta büyüttüğümüzde kırınım gerçekleşiyor alt tarafta dalga boyunu büyüttüğümüzde zaten büyüktü. Kırınım gerçekleşmişti. Daha da büyük olursa kırınım daha da çok gerçekleşmiş oluyor. Yani yine dairesel olarak yoğunla devam edebiliyor bu şekilde. Ve bu da gerçekleşebilecek, olabilecek durumlar olduğu için cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. Kobalt izotopunun nikel izotopuna dönüşmesi reaksiyonlarının 1 ve 2 no'lu basamakları aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Bir, birinci basamakta beta eksi bozunumu gerçekleşmiştir. Arkadaşlar baktığımızda radyoaktif bir çekirdek, burada bir elektron salmış, proton sayısı 1 artmış, kütle numarası değişmemiş. Biz buna beta eksi ışınması diyoruz. Yani birinci ifademiz doğrudur. 2. Birinci basamakta reaksiyon sonucunda açığa çıkan atom altı parçacıklardan ikisi lepton sınıfındadır. Arkadaşlar atom altı parçacıklara bakıyoruz. Leptonlar elektron, elektron nötrinosu, myon, myon nötrinosu, tau, tau nötrinosu şeklinde oluyor. O zaman baktığımızda elektron bir lepton mu? Evet. Elektron nötrinosu bir lepton mu? O da evet. Bu da gama ışıması zaten. Ondan dolayı da burada iki tane leptonumuz var mı arkadaşlar? Var. Ondan dolayı da arkadaşlar burada lepton sınıfında olan iki tane iki tane atom altı parçacığımız var. Bu doğru. Bu zaten gamma dediğimiz arkadaşlar bozonlar ailesine girmiş oluyor. Gamma elektromanyetik dalga olduğu için foton şeklinde yayıldığı için biz buna bozon diyoruz. yine nikelde normal bir atom çekirdeği kararlı, kararlı hali geçmeye çalışan Atom çekirdeği olmuş oluyor. 3. İkinci basamakta uyarılmış durumdaki çekirdekler temel enerji seviyesine geçmiştir demiş. İkinci basamağa baktığımızda arkadaşlar ne yapmış? Nikel atomumuz ikinci e, reaksiyon sonucunda gama ışıması salarak e, enerjisini fazla enerjisini salmış oluyor. Enerji yaymış oluyor. Kararlı hale geçmek için o zaman ikinci basamakta Uyarılmış durumdaki çekirdekler temel enerji düzeyine geçmiştir. Evet bu da arkadaşlar enerjisi olarak e, temel enerji düzeyine, enerji seviyesine geçmiş oluyor. Ondan dolayı da burada bütün ifadeler doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı. Tabloda atom fiziğinin gelişiminde önemli role sahip olan deneyler ve bu deneylerin amaçları verilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 1 2 3 deneylerinden hangilerinin tabloda verilen amacı yanlıştır? 1 Millikan'ın yağ damlası deneyi. Millikan yağ damlası deneyinde elektron yükünü ve kütlesini hesaplamış arkadaşlar. Elektron hem tanecik hem de dalga karakterine sahip olduğunu kanıtlamak. Arkadaşlar böyle bir amacı yok. 2. Rutherford'un saçılma deneyi. Rutherford ne yapmış? Alfa parçalıklarını e, atom çekirdeğine yani altın plakanın atom çekirdeklerine gönderdiklerini, çekirdekteki e, pozitif yüklerin e, gelen alfa parçalıklarını ittiğini saçıldığını, yine arkadaşlar Atomun büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu ve yine çekirdekte artı yüklerin varlığını yani çekirdeği, boşluk su yapıyı ve artı yüklerin varlığını kanıtlamış. Thomson atom modelini tespit etmek ve atomun yapısını incelemek. Evet Thomson Rutherford'dan önceki atom modeli bunu tespit ediyor, test ediyor ve atomun yapısı hakkında incelemeler yapıyor. Doğru. 3. Frank Hertz deneyi atomların enerji seviyelerinin kuantumlu olduğunu göstermek ve atomların... Uyarılma enerjilerini belirlemek. Bu iki vatandaş arkadaşlar. Frank Hertz dediğimiz vatandaşlar. Ne yapıyor? Bir deney yapıyorlar. Deneyde e, elektronları belli bir enerji seviyesine, gaz odasına gönderiyorlar ve gaz odasından çıkan e, elektronların enerjilerine baktığında kuantumlu yapıda olduğunu, belli bir enerji seviyesinde dışarı çıktığını yani oradaki atoma enerjisini aktarırken e, bütün sayısal değerlerde değil de belli değerlerde enerji aktarabildiğini ve kuantumlu yapının olduğunu enerji seviyelerinin Varlığını bu şekilde e, hesaplamış. E, o zaman arkadaşlar atomların e, enerji seviyelerini ve atomların uyarım enerjilerini belirlemek bilgisi doğru olmuş oldu. O halde bize yanlış olan sorulmuş arkadaşlar. Yanlış sorulduğu için yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. Sodyum metali üzerine düşürülen tek renkte ışık şekildeki bir fotoelektrik olay meydana getiriyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektromanyetik dalgaların yani fotonların metallerden elektron sökmesi ve bu elektronla akım oluşturulması olayına fotoelektrik akım diyoruz. Şimdi buradaki fotonun elektron sökebilmesi için en az eşik enerji yani bağlanma enerjisi değerine gelmesi gerekiyor. E, o elektronu söküyor ama büyük bir enerjiyle gelirse e, aktardıktan sonra elektrona e, enerjisinin tamamını çünkü ya hiçbir prensibine göre davrandığı için... Foton burada yok oluyor. Elektron bu enerjinin bağlanmada harcadıktan sonra kopmak için belli bir kısmını harcadıktan sonra kinetik enerjiyle saçılıyor. Saçılınca da o elektronu kullanınca elektrik akımı oluşuyor. Yani E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik şeklinde Einstein enerji korunumu bağıntısı uygulanmış oluyor. Şimdi buna göre bir, gelen ışığın frekansı metalin eşit frekansından büyüktür. Arkadaşlar elektrik akımı oluşması için, fotoelektrik akımının oluşması için foton enerjisi, bağlanma enerjisinden büyük olmalı. E, enerjiyi nasıl buluyoruz? H çarpı e, F yardımıyla ona da H çarpı F0 artı E kinetik diyebiliriz. Yani F'in F0'dan büyük olması lazım. Doğru. 2 İki. Gelen ışığın dalga boyu metalin eşik dalga boyundan büyüktür. Arkadaşlar enerjide dalga boyu ters orantılı. Yani hc bölü lambda o da eşittir. hc bölü lambda sıfır eşik dalga boyu dediğimizde artı e kinetik derken lambda sıfırın lambdadan büyük olması gerekiyor. Yani gelen fotonun dalga boyu ne yapacak arkadaşlar? Saçıldıktan sonra enerji azalacağı için dalga boyu büyüyecek. Lambda sıfır büyük lambda yine f büyük f sıfır burada diyebiliyoruz. O zaman gelen ışığın dalga boyu yani lambda. metalin eşik dalga boyundan yani lambda sıfırdan büyüktür demiş. Küçük olması lazım. Yanlış. Gelen ışık fotonlardan her birisinin enerjisi, gelen ışık fotonlarından her birinin enerjisi metalin enerjisi, eşik enerjisinden büyüktür. Evet fotonların enerjisi arkadaşlar eşik yani bağlanma enerjisinden büyük olacak ki elektrik akımı, fotoelektrik akımı oluşmuş. Yani E foton E bağlanmadan büyüktür diyor. Doğru arkadaşlar. O halde cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Meissner etkisi süper iletkenlik durumundaki bir maddenin dış manyetik alanı kusursuz bir şekilde dışlamasıdır. K ve L maddelerinin B1 ve B2 manyetik alanları ile etkileşimi şekil 1 ve şekil 2'de kibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci maddemiz K maddesi ferromanyetik özellik gösterir diyor. K maddesi bakın manyetik alanı dışlamış, diamanyetik özellik gösteriyor. Ferromanyetik maddeler mıknatıslardan kuvvetli bir şekilde etkilenen maddelerdir ve manyetik alan kuvvetçi yerine sıklaştırırlar, çokça sıklaştırırlar. Ondan dolayı birinci yargımız yanlış, ferromanyetik değil, diamanyetik özellik gösterir olması lazım. 2. K maddesinin sıcaklığı kritik sıcaklık değerine eşit veya küçüktür. Arkadaşlar süperiletkenlik iletkenlik moduna geçen ki bu sıcaklık değeri çok düşük sıcaklarda gerçekleşiyor. Bir madde kritik sıcaklığa ulaştığında dirence sıfırlanıyor ve maksimum şiddetli akım geçirmiş oluyor. Ondan dolayı da burada bakın manyetik alanı dışladığı için K maddesi diamanyetik özellik göstermiş yani mainstream etkisi oluşmuş. İşte burada demek ki kritik sıcaklık değerine eşit veya küçük bir sıcaklıkta olduğunda süper iletkenlik moduna geçmiş bir cisimdir. Ondan dolayı da ikinci yargımız kesinlikle doğrudur. 3. L maddesi süper iletkenlik özelliğine sahip olamaz demiş. Bakın nereden biliyoruz? Belki kritik sıcaklığa ulaşmamış bir maddedir. Kritik sıcaklığa ulaştığında diamanyetik özellik gösterip yani Meisner etkisi uygulayıp bu şekilde manyetik alan kuvvetçilerini seyrekleştirebilecektir ama sıcaklık değeri onun üzerinde bir değer olduğunda bu şekilde davranmış olabilir. Yani buna kesin diyemeyiz. Onun için de yalnız iki, yalnız iki burada doğru cevabımız B seçeneği olmalı diyeceğiz. Temel hal elektron dizilimine ait orbital şeması şeklinde olan X atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi temel halde olduğunu söylüyor. Şimdi X atomumuz için Argon'un atom numarası 18. Daha sonra burada 2 elektron var. 20, 22, 23, 24, 25, 26 tane elektronu var. Dolayısıyla 26 tane de protonu var. Dolayısıyla atom numarası 26'dır. Doğru. Artı 3 yüklü iyonu küresel simetrik özellik gösterir. Şimdi bakın argondan sonra argondan sonra 4s2 orbitali gelir. Daha sonra burada da 3d6 var. 3d6. Şimdi artı 3 yüklü iyonunda 3 tane elektron kopacak. Şimdi bu 3 elektron koparken öncelikle en yüksek baş kuantum sayısından 2 elektron kopar. Daha sonraki elektron da 3d orbitalinden kopacak. Dolayısıyla 3d 5 ile sonlanmış olacak dizilimi. E, son orbitalde yarı dolu olduğu için küresel simetrik özellik göstermiş olacak. Dolayısıyla 2 doğru. Periyodik sistemin 8B grubunda bulunur. Periyodik sistemin bakın yine temel haline göre yer bulacağız. Şöyle. 3d 6'ydı. 4. periyotta değerli elektron sayısı 2 artı 6'dan 8. D ile bittiği için de B grubunda yani dördüncü periyot 8B grubunda ifadesi de doğrudur. Cevap da eşiklidir. Dış basıncın bir atmosfer olduğu bir ortamda bulunan şekildeki sisteme sıcaklık sabit tutularak m gram helyum gazı ekleniyor. Tekrar dengeye ulaşan sistemde CH4 gazının kısmi basıncı 14,8 santimetre civa olduğuna göre bu sıcaklıkta suyun buhar basıncı kaç milimetre civadır? Burada milimetre civa cinsinden soruyor. Buraya dikkat edelim. Şimdi öncelikle başlangıçta dış basınç 1 atmosfer ve 1 atmosfer 76 ya da şöyle milimetre civa cinsinden yazalım. 760 milimetre civa eşittir. Şimdi dış atmosfer dış basınç 1, 1 atmosfer 760 milimetre civaysa, İçerideki gazların toplam basıncı da yine 760 mm civa olması gerekiyor ideal piston olduğu için. Peki burada hangi gazlar var? CH4 gazı var. Bir de sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için burada aynı zamanda sıvının buharı da var. Onun da bir basıncı var. Dolayısıyla ilk durumda 760 eşittir P yani CH4 yani CH4'ün kısmi basıncı artı P H2O gazının yani su buharının kısmi basıncının toplamlarına eşittir. Şimdi daha sonra buradan helyum gazı gönderiliyor. Şimdi burada m gram vardı yani kütleleri eşit. Şöyle yapalım. m için burada ma'ları ile orantılı olması için m örneğin 16x olsun. 16x. O zaman CH4 16x kabul ettiysek 16x bölü da böyle x mollük bir değere sahipti. x mol. Helyum da m gram. Ona 16x dedik. 16x bölü 4'ten o zaman eklenen helyum 4x mol olmuş oldu. Yani burada mol sayısı x'ten 4x'e çıktı. Mol sayısı 4 katına çıktı. Şimdi tabi burada suyun da miktarındaki değişimler var ama onları ihmal edeceğiz. Şimdi bir P RT yazalım. P çarpı 5'tir. N çarpı R çarpı T. Şimdi sıcaklığın aynı olduğunu söylüyor. T sabit, R sabit. E aynı zamanda ideal piston olduğu için her eklenince tabi bir miktar piston yukarı çıkacak. Ancak dış basınç yine aynı. P sabittir. Burada mol sayısı ile hacim doğru orantılı. Yani hacim Mol sayısı burada x'ten 4x daha eklenince 5x oldu mol sayısı. 5x oldu. Dolayısıyla mol sayısı 5 katına çıkınca hacim de bu durumda 5 katına çıkmış oldu. Şimdi hacim 5 katına çıkarken CH4'ün basıncı ne olur? E gitgide azalır. Şimdi şöyle yapalım. M16x olarak kabul ettik. PCH4 CH4'ün ilk durumdaki basıncıydı. İlk durum şöyle yapalım. CH4'ün ilk durumdaki basıncı ve hacminin çarpımı son durumdaki basınç hacim çarpımına eşittir çünkü mol sayısında ve sıcaklığında bir değişiklik yok. Şimdi CH4 için ilk durumdaki basıncı PCH4'tü. PCH4 çarpı ilk durumdaki hacmi de V olsun. V İşte burada söylediğimiz gibi mol sayısı 5 katına çıktığı için hacim de 5 katına çıktı. İlk durumda hacim örneğin V olsun. V şöyle yapalım. İlk durumda hacim V olsun. Sonra piston tabii ki buradaki mesafe hani yeterli mesafenin olduğu kabul edilecek. Son durumda piston yukarı çıktı ve piston yukarı çıktı. Toplam hacim 5V oldu. V idi. P2 5V. Şöyle yapalım. P v, v ikisi 5V. P ikisi de CH4'ün son durumda 14 cm santimetre civa. 14 virgül santimetre civa 148 milimetre civadır. 148 diye buraya yazalım. V'ler birbirini götürdü. O zaman P CH4 148 çarpı 5'tir. 5 kere 8 burada 40 elde var 4. 5 kere 4 20. 24 elde var 2. 740 dolayısıyla oluyor. Yani CH4 ilk durumda 760 eşittir. 740 milimetre civa basınç yapıyormuş. O zaman P H2O gaz yani buradaki suyun buhar basıncı 760 eksi 740'dan 20 milimetre civa olacak. Zaten milimetre cıva cinsinden soruyordu. Cevap da A şıkkıdır. X molar 200 mililitre sodyum sülfat sulu çözeltisine sodyum klorür sulu çözeltisi eklenmesiyle sülfat ve sodyum iyonlarının derişiminde zamanla değişimini gösteren grafik verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çözeltilerin hacimleri toplamı yeni oluşan çözeltinin hacmi olarak kabul edilecektir. Yani hacimde bir azalma yok. Örneğin bu 200, bu 100 ise 200 artı 100'den 300 gibi. Şimdi öncelikle şöyle sülfata bakalım. Sülfat, sodyum sülfat da var. Sodyum da hiç yok. Dolayısıyla bu sodyum klorür eklendiği zaman hacim arttıkça derişimi gitgide sülfatın azalmış. Şimdi ilk durumda gel şöyle yapalım. Sodyumdan başlayalım. Çünkü sodyum ilk durumdaki derişimini biliyoruz. 1 molar. Ancak 2 tane sodyum var. Dolayısıyla x çarpı 2. x çarpı 2 burada sodyumun derişimidir. O da 1 zaten. Dolayısıyla x değeri buradan 0,5'tir. 0,5. Şimdi sülfatın derişimi tabi sodyum buradan da geldiği için yani diğer çözeltiden de sodyum geliyor. O yüzden değişmemiş. Ancak sülfatta şöyle bir durum var. Diğerinden hiç sülfat iyonu gelmiyor. Derişim de 0,5'ten tam 0,25'e düşmüş. Yani yarıya düşmüş. Peki molarite eşittir. N bölü ve derişim nasıl yarıya düşebilir mol sayısı değişmezken? Hacim tam 2 katına çıktığı durumda. Hacim 200'den 400'e çıkmış. Demek ki o zaman sodyum klorür 200 mililitredir hacim tam iki katına çıkması için eklenen sodyum klorürün hacmi 200 mililitredir doğru x değerini zaten 0.5 olarak bulmuştuk doğru peki sodyum artının derişimi hiç değişmiyor hep 1 molar bu nasıl olabiliyor? E demek ki sodyum burada zaten 1 molardı e burada da 1 molarmış ki değişmesin 1 molardan fazla olsa artacaktı az olsa azalacaktı demek ki bu çözelti 1 molar. Peki kloreksi derişimi. Kloreksi derişimin de başlangıç derişimi 1 molardı. 1 molar kloreksi iyonu vardı. Hacim 2 katına çıkınca e, klor derişimi de yarıya düştü. Yani 0,5 molar oldu ancak 0,25 molar diyor. Bu yanlış. 0,5 olacaktı. Cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Tepkimeleri ve delta H değerleri veriliyor. Bu tepkiminin aktivasyon enerjisi de 110 kJ'dür diyor. Buna göre bu tepkimenin aktivasyon enerjisi kaçtır diyor. Şimdi şu tepkimeyi şu iki tepkimeyi düzenleyerek taraf tarafa toplayıp elde edebiliyoruz mu acaba ona bakalım. XY gazı bakın burada sağ tarafta var. Şu birinci tepkimeyi ters çevirirsek XY sol tarafa gelecek. X artı 1 bölü 2 Y de Y2 de sağ tarafa gelecek. İkinci tepki yani XY'yi ben buradan elde etmiş olurum x y 2 de sağ tarafta var. İkinci tepkimeyi de aynen alırsak x katıları da birbirini götürür. E burada bir tane y2 var. Burada 1 bölü 2 y2 çıkartırsak buradan da 1 bölü 2 y2 kalacak. Yani birinciyi ters çevirip ikinciyi aynen alıp toplarsak bu tepkimi elde ediyoruz. O zaman bu tepkimenin n tersi delta h değeri. Bu tepkimeyi ters çevirdiğimiz için işaret artıya döndü. Bunda bir değişiklik yok. 120 eksi 180'den eksi 60'tır. Şimdi entalpi değeri delta h değeri eai eksi eag'dir. Yani ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisidir. İleri aktifleşme enerjisi de zaten aktivasyon enerjisidir ve o 100 olmuş zaten. Biz buradan EAG'yi hesaplayabiliriz. Şimdi bize aşağıda verdiği tepkime bu bulduğumuz delta h'ını bulduğumuz tepkimenin tam tersi. Bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi bu tepkimenin ileri aktif aktifleşme enerjisi yani aktivasyon enerjisidir. Dolayısıyla biz EAG'yi bulduğumuz zaman bu tepkimenin aktivasyon enerjisini bulmuş olacağız. Delta H eksi 60'tı. Eşittir EAI değeri 110'du. 110 eksi EAG. Bunu öbür tarafa atalım. EAG eşittir 110 artı 60'tan 170'tir. Bu da bu tepkimenin aktivasyon enerjisiydi. Zaten cevap da A şıkkıdır. Tepkimesi ile ilgili deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şurayı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak düzenleyelim. Şu eksi 3'ler 10 üzeri eksi 3'ler aynı olsun. Şimdi örneğin y'nin derişimi sabitken x'in derişimi 2 katına çıkıyor. x'in derişimi 2 katına çıkarken bakın 4'ten 16'ya burada hız 4 katına çıkmış. O zaman diyorum ki hız x'in derişiminin karesi ile doğru orantılı çarpı. Peki x'in derişimi sabitken bakın y'nin derişimi 4 kat azalıyor ya da 3'ten 2'ye doğru bakalım. 4 kat artıyor 3'ten 2'ye doğru. E burada da 4'ten 16'ya yine 4 kat artıyor. Demek ki y'nin de birinci kuvvetiyle doğru orantılıdır. Şimdi buradaki bağıntıya göre yazsaydık hız bağıntısını r k çarpı x kare çarpı y küp şeklinde yazacaktık. Ancak y küp değil y üzeri 1. Demek ki bu tepkime mekanizmalı bir tepkimeymiş. Ve yavaş basamağında 2x artı y varmış. Ancak hız bağıntısı bu şekilde değil x kare y olması gerekiyordu. B yanlıştır. Hız sabitinin değerini de herhangi bir tepkimedeki verileri yerine yazarak bulabiliriz. Örneğin deney 1. Hız 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eşittir k çarpı x'in derişimi 0,5'in karesi. 0,5'in karesi çarpı y'nin derişimi burada 2. Burada 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir k çarpı 0.5'in karesi de 5'in karesi 25 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Şuradan 10 üzeri eksi 1 kalacak. Şöyle k eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 25. 4 ile çarpalım her iki tarafı. O zaman 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 100. O da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Yani c doğru. Derece 2 artı 1'den 3'tür. Doğru. Hız sabitinin birimi litre bölü mol üzeri n eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeden bulunur. n değeri zaten 3'tü. 3 eksi 1'den 2. Dolayısıyla bunu verir. Bu da yine doğrudur. Tepkimesi dengedeyken uygulanan işlemler ve sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Sabit sıcaklıkta kap hacmi arttırılıyor. Şimdi kap hacmi arttırılırsa tüm maddelerin derişimi azalır. Aynı zamanda kap hacmi arttırıldığı için tüm maddelerin basıncı azal azalmış olur. Hacim artarsa basınç azalır. Hacim artarsa derişim azalır. Şimdi diyor ki bunu yaptığımız zaman Y ve Z gazlarının mol sayısı arttı. Y ve Z'nin mol sayısı nasıl artmış ki? Reaksiyon sağa doğru kaymış ki bu etki sonucunda bunların mol sayısı artmış. Peki neden sağa kaymış olabilir? Çünkü hepsinin derişimi azaldı veya hepsinin basıncı azaldı ama sağ tarafın daha çok azalmış ki, sağ tarafın daha çok azalmış ki reaksiyon sağa doğru kaymış. Ya da Sağ tarafın gazları katsayısı toplamı daha büyüktür. Sol tarafa göre örneğin bu 1'dir. Burası ise 1 artı 2'den 3'tür. Sağ tarafın katsayısı daha büyük olduğu için derişimler daha çok azalmış. O yüzden sağa kaymış. Ya da basınç azaldığı için basıncı arttıracak yön katsayıların büyük ol olduğu yön yani sağ taraftır olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla B artı C A'dan büyüktür. Peki birinci etki buydu. İkincisi hacim sabit tutularak sıcaklık azaltılıyor. Sıcaklık azaltıldığı zaman şurayı silelim x gazının derişimi artıyor. x gazının derişimi artıyor. Sıcaklık azaltıldığı zaman bu oluyor. Şimdi eğer ki bu egzotermik olsaydı ve sıcaklık azaltılsaydı reaksiyon sağa giderdi ve A'nın derişimi bu durumda azalırdı. Demek ki bu tepkime endotermik bir tepkime. Sıcaklık azaltıldığı zaman reaksiyon sola doğru kaymış ve A'nın yani X'in derişimi bu durumda artmış. Peki buna göre. Minimum enerji ısının yazıldığı taraftır. Yani şöyle silelim ısının yazıldığı tarafta girenler olduğu için ısının yazıldığı taraftır. Dolayısıyla minimum enerji elimi girenlere doğrudur. İşte maksimum düzensizlikle örneğin ürünlere doğrudur. Minimum enerji elimi girenler lehinedir. Doğru. A büyüktür B artı C diyor ancak A küçüktür B artı C olması lazım. Bu yanlış. Sıcaklık arttırılırsa endotermik olduğu için reaksiyon sağa kayacaktır. Ürünlerin derişimi artıp girenler azaldığı için Kc değeri artacaktır. Bu da doğru. Cevapta 1 ve 3 D şıkkıdır. Eşit derişimli HA, HB ve HC asitlerinin 25 derecedeki iyonlaşma yüzdeleri arasında böyle bir ilişki varmış. Buna göre niceliklerinden hangiler arasında HA en büyük sonra HC sonra HB ilişkisi vardır diyor. Şimdi pH değerini soruyor. Şöyle pH metre çizelim. pH metre 0 ile 14 arası bir ölçektir. 0 ile 7 arası asidiktir. Şimdi iyonlaşma yüzdesi ne kadar fazlaysa kıyasla kuvvetlilik o kadar fazladır. Örneğin suda %100 iyonlaşıyorsa bu kuvvetli asittir. Suda iyonlaşma yüzdesi en fazla olan haşa burada en kuvvetli asittir kıyasla diğerleri, diğerlerine göre. Dolayısıyla bir asitin kuvveti arttıkça pH'i gitgide sıfıra yakınlaşır. Örneğin H'a'nın pH değeri şuralarda bir yerdedir. HC'nin buralarda bir yerdedir. HB'nin ise pH değeri en büyük yani asitliği en düşüktür. Dolayısıyla pH değerleri arasında HB büyük, HC büyük, HA vardır ancak bu ilişki yoktur. Yani bunun tam tersi ilişki var. O zaman bir olmaz. Şimdi asitliği ne kadar büyükse bir asidin, ne kadar kuvvetliyse iyonlaşma sabiti de o kadar yüksektir. Dolayısıyla burada en asidik olan haşa, asitlik kuvveti en yüksek olan haşanın iyonlaşma sabiti en yüksektir. Sonra HC, sonra HB. Dolayısıyla bu ilişki vardır. Eşit hacimli sulu çözeltilerini. Şimdi eşit derişimliydi zaten. Eşit hacimli sulu çözeltilerini o zaman üçünün de mol sayısı eşit. Mol sayıları eşitse bunları tam nötralleştirmek için gereken sodyum hidroksit Mol sayısı da eşit. Dolayısıyla kütlesi de eşit olması gerekir. Ancak böyle bir ilişki burada olmaz. Eşit olur bu durumda. Dolayısıyla 3 de olmaz. Cevap yalnız 2. 5 şıkkıdır. PBS katısının T derecedeki çözünürlük çarpımı KÇÇ'si 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. PBS katısının 0,8 molarlık PBNO3 sulu çözelsindeki çözünürlüğü kaç molar mol bölü litredir diyor. Şimdi PBS katısı suya atıldığı zaman Pb2 artı artı S2 eksi olarak iyonlarına ayrışır. Bu PbS'yi PbNO3 yani kurşun nitrat içeren, kurşun 2 nitrat içeren çözelti atıyor. Buradaki çözünürlüğü örneğin X olsun. O zaman Pb2 artı da X'tir. S2 eksi de X'tir. Ancak bir de buradan PbNO3'ten gelen Pb iyonları var. Yani burada ortak iyon etkisi var. PbNO3 2'yi de o zaman iyonlaşma denklemini yazalım. Pb2 artı 2 artı NO3 eksi. Şimdi bu 0.8 molardı. 0.8 ise Pb2 artı da 0.8 molardır. Hatta bu da 1.6 molardır. Şimdi Kçç bağıntısını yazalım. PbS katısı için. S katısı için Kçç'si Pb2 artının derişimi çarpı S2 eksenin derişimleri çarpımıdır. Peki Kçç değeri kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. Şimdi pb2 derişimi kaç? x. Ama bir de buradan gelen pb2 artıdan gelen 0.8 var. Dolayısıyla onu da alacağız. x artı 0.8 buradaki derişimi. x artı 0.8 çarpı s2 eksi derişimi zaten x çarpı x. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. x artı 0.8'de x'in değeri çok çok küçük bir değer olduğu için burada ihmal edilir. Yani bu toplamda zayıftan gelen iyonun derişimi ihmal edilir ki sonucu çok fazla değiştirmez. O yüzden burada ihmal ediyoruz soruyu daha rahat çözmek için. Üniversite sınavında çıksa da burası yine ihmal edilerek çözülecek. Şimdi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. X çarpı o zaman 0,8. Yani X çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şöyle yapalım. X eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan 4 bölü 8 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 de 0,5'tir çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 7'dir. Bunu da bir adım düzenlersek 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 x değerdir. Zaten biz x değerini arıyorduk. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Şekildeki pil düzeneğinde belirtilen derişimlerde hazırlanan pillerin potansiyelleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Elektron verme eğilimi büyük olan çinko tarafı anottur. Diğer taraf bakır tarafı katottur. Şimdi birinci durum için e pil değeri. Şöyle bir diyelim birinci durum için. Şimdi derişimler birden farklıysa nörs eşitliği kullanılır. E pil eşittir. E sıfır pil. Eksi 0,06 alalım. Bölü n. Çarpı logaritma anottaki maddenin derişimi ki anotta Zn2 artı var. Zn2 artın derişimde x'miş x'in derişimi 0,1. bölü katottaki maddenin derişimi. Orada da bakır artı var. Onun derişimde de y'ymiş. Y'nin derişimi de 1. Ancak burada şöyle bir durum var. Çinko zn. Zn 2 artıya giderken 2 elektron veriyor. Bakır ise bakır katısını oluştururken 1 elektron alıyor. Dolayısıyla burada alınan verilen elektron sayısının eşitlenmesi gerekir. O zaman burası 2 ile çarpılır. O yüzden bakır artının katsayısına 2 geldiği için bir de üzerine üst olarak 2 gelir. Şimdi bu bir dursun böyle. İkincisi ikincisi zaten standart bir pil. Dolayısıyla direkt E pil değeri eşittir. E 0 pil değeridir. Son olarak üçüncüsü de üçüncüsü E pil değeri eşittir. E 0 pil eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma Şimdi anottaki maddemiz zn2 artıydı. Derişimi x'ti. O 1'miş burada. 1 bölü. Katottaki maddemiz 0,1. Ancak kat sayısı da 2 var. Ona dikkat edelim. 0,1'in karesi. Şimdi bu işlemleri çözüp karşılaştıralım. Yani şu e pil değeri azalıyor mu artıyor mu ona göre karşılaştıracağız. Şimdi logaritma 0,1. 0,1 zaten 10 üzeri eksi 1. Şurası 10 üzeri eksi 1. Dolayısıyla logaritma 10 üzeri eksi 1 de eksi 1'dir. O zaman eksi eksi artı yapar. Dolayısıyla burası birincisi e pil artı 0,06 n diğer de bu arada 2'dir. Yani e pil artı 0,03 burada. İkincisi e pil yani 1, 2'den büyük. Üçüncüye bakalım. 0,1'in karesi 10 üzeri eksi 2'dir. Dolayısıyla burası 10 üzeri 2 olur. Dolayısıyla burası da 2 olmuş olur. N değerde zaten 2'ydi. İkiler birbirini götürür. Dolayısıyla burası da e pil eksi 0,06. Dolayısıyla 1 en büyük potansiyeli. Sonra 2, sonra 3'tür. Dolayısıyla 1, 2, 3 sıralaması cevap bu durumda A şıkkıdır. Erimiş yani sıvı halde alüminyum klorür tuzu 10 amperlik akımla 9650 saniye elektroliz ediliyor. Bu işlem sonucu katotta kaç gram madde açığa çıkar? Şimdi Q eşittir I çarpı T. Dolayısıyla Q eşittir 10 amperlik akım. I yerine 10 yazacağız. Çarpı T saniye cinsinden. 9.650'ymiş. 9650. Dolayısıyla Q buradan 96500 klomp. 96500 klomp 1 mol elektrik akımına ya da 1 farada eşittir. Şimdi devreden 1 mollük elektrik akımı geçiriliyormuş. Şimdi katotta da alüminyum klorür Al3 artı ve 3 clx olarak iyonlarına ayrışır. Ve katotta katyonlar indirgenir. Al3 artı 3 elektron alarak alüminyumu oluşturacak. Burası devreden geçen elektrondur ve o 1 molmuş. 1 mol. 3 kat sayısına 1se, 1 ise 1 kat 1 bölü 3 moldür. Yani 1 bölü 3 mol alüminyum oluşmuş. Peki bu kaç gram? N eşittir M bölü MA. 1 bölü 3 eşittir M bölü. Alüminyumun MA'sı kaç? 27. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 9. Buradan M değeri 9'dur. Yani 9 gram alüminyum elde edilmiş cevap da C şıkkıdır. Bir organik bileşiğin yanması ile açığa çıkan karbondioksit gazının mol sayısı oluşan H2O su sıvısının mol sayısına eşittir. Buna göre bu bileşiğin basit formülü yukarıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bileşiğimiz X olsun. Oksijenle yandı ve sonuç olarak karbondioksit ve su açığa çıktı. İşte karbondioksitle suyun mol sayısı eşit olduğuna göre demek ki bunların katsayıları da birbirine eşit. Katsayı mol oranına göre. Örneğin ikisi de 1 mol oluştu. O zaman katsayılar eşit. O zaman bu x'in içerisinde n tane karbon var. n tane karbon. n 2 n tane de hidrojen var. Dolayısıyla h 2 n. Yani hidrojen sayısı karbon sayısının iki katı olmak zorunda. Oksijen olabilir olmayabilir. Şimdi örneğin burada Tabi basit formülünü bu arada soruyor. Basit formülde karbonla hidrojen oranları işte 1'e 2 olması gerekiyor. Örneğin CH2. E 1'e 2, 2 katı bir tane oksijen bu olabilir. CH3. Hidrojen sayısı karbon sayısının 3 katı olamaz. CH2. Örneğin olabilir. 2 tane oksijen de olabilir. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 D şıkkıdır. Bir karbon atomuna bir tane etil, bir tane metil, bir tane etenil radikalleri ve bir tane hidrojen atomu bağlanmasıyla elde edilen organik bileşikle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bir tane karbon atomu alalım. Şimdi buna bir tane etil bağlayalım. Etil C2H5'tir. Şöyle CH2, CH3 şeklinde yazalım. Bir tane metil. Örneğin onu da şuraya bağlayalım. Bir tane metil CH3. Bir tane de etenil yani etenden bir hidrojen kopmuş. Şöyle eten iki karbon. Karbonlar arasında ikili bağ vardır. Şöyle H2. Şöyle CH diyelim. Şöyle bağlayalım. Bir tane hidrojen. Hidrojen de şöyle aşağı doğru. Onu da şöyle göstereyim. H. Şimdi böyle bir bileşiğimiz var. Bir tane tersiyer karbon atomu içerir. Şimdi tersiyer karbon atomuna 3 tane karbon bağlanmış atom tersiyer karbondur. Örneğin şöyle başlayalım sıra. Bu karbona bir karbon bağlanmış. Bu primer buna 2 tane bağlanmış bu sekonder. Bu karbona 1, 2, 3 karbon bağlandığı için bu karbon tersiyer karbondur. Bu karbon yine sekonder, bu karbon primer, bu karbon da yine primer. O zaman 1 tane doğru. IUPAC adı şöyle en uzun karbon zincirini seçelim. Şurada ikili bağdan numaralandıralım. Numaralandırılır. 1 2 3 4 5. 3'te metil var. 3 metil. 1 ile 2 arasında bir 5 karbonlu alken pentendir. Doğru. Cis trans geometrik izomeri gösterir diyor. Şimdi ikili bağ sahip karbonlara bakalım. Şimdi örneğin şu karbonda iki tane hidrojen var. Şimdi bu karbondaki hidrojenler aynı gruptur. Ve cis trans izomerisi eğer karbona aynı gruplar bağlıysa cis trans izomerisi göstermez. Dolayısıyla gösterir demiş. Bu yanlıştır. Bir molü bir mol brom ile doyurulabilir. Bir tane pi bağ olduğu için bire birdir. Doğru. Kapalı formülü C6H12'dir diyor. Burada 2 4 5 6 tane karbon var. Alken olduğu için hidrojen sayısı 2 katıdır. Bu da yine doğrudur. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde elde edilen organik bileşiğin sınıfı yanlış verilmiştir? Burada bir aldehit var. Aldehitler yükseltgendiği zaman O köşeli parantez yükseltgenme demektir. Karboksilik asit elde edilir. Doğru. Burada bir karboksilik asit var. Burada bir alkol var. Karboksilik asitle alkol asidik ortamda su çekilmesiyle ester elde edilir. Bu da doğru. Burada bir alkin var. Alkinlerin ikinci üyesi olan propin var burada. Propine su katılması sonucunda alkol değil keton elde edilir. İlk üyesi olan alkinlerin ilk üyesi olan iki karbonlu alkin asetilerine su katılması sonucunda aldehit. Diğerleri 3, 4, 5 karbonlu ve diğer alkinlere su katılması sonucunda keton elde edilir. Dolayısıyla C burada yanlış. Burada yine bir aldehitimiz var. Aldehit Tollens yükseltgenir ve karboksilik asit oluşur aynı A'da olduğu gibi. Burada yine bir alkenimiz var. Alkene asidik ortamda su katılması sonucunda da alkol elde edilir. Göze ait bazı yapılar verilmiş. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur? 4 numaralı yapıda bulunan düz kaslar kasılıp gevşeyerek 1 numaralı yapının büyüklüğünü ayarlar. İrisin kasları bir numaralı göz bebeğinin yani büyüyüp küçülmesini sağlar. Doğru göz bebeği o siyah olarak gördüğünüz bölge göze gelen ışık miktarı bu şekilde ayarlanmış olur. İki numaralı yapının saydamlığını yitirme sonucu oluşan göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir. Korneanın saydamlığını it itme yitirmesi e, ancak cerrahi olarak düzeltilir. Göz ince kenarlı mercekle düzeltilen göz kusuru hipermetrop gibi ya da presbiyopi gibi kusurlardır. Üç numaralı yapı uzaktaki cisme bakarken kalınlaşır, göz merceği uzaktaki cisme bakarken incelir, yakına bakarken kalınlaşır. Cevabımız yalnız bir olur. Bir bireyin kanındaki X ve Y antikor çeşitlerinin miktarındaki değişim gösterilmiş. Hangileri doğrudur? X antikorun oluşumuna neden olan antijene karşı doğal bağışıklığı vardır. Hayır, eğer öyle bir şey olsaydı kayıp zaman dilimi olmazdı. Direkt belli bir yerden başlardı. Birey Y antikorunun oluşumuna neden olan antijenle grafikte verilen zamanda iki kez. Şimdi grafiğin üzerinde iki kez mi karşılaşmışız bakalım. Y antikorla bir karşılaşma var. Pik verdiği nokta şu. Sonra iyileşirken başka bir zaman diliminde yine bir pik verilmiş. 2 defa. X antikorunun vücutta ilk kez oluşumunda bireye uygulanan aşı etkili olabilir. Zaten bununla daha önceden karşılaşmamış bu birey ya bu noktada hasta olmuştur ya da aşılanmıştır ve o zaman diliminde antikor oluşmuştur. Cevabımız D seçeneği olur. X, Y, Z nükleik ilgili özellikler verilmiş. Bakın hücrede en çok bulunan RNA, ribozomal RNA'dır. Ritim olarak kodlayın. Ritim bu şekilde. Ökaryot hücrelerin stoplazmasında bulunmayacak olan DNA'dır. Translasyona kalıplık yapan, yani protein sentezine kalıplık yapan kimdir? mRNA'dır. Cevabımız A seçeneği olur. Amino asit dizilimi yukarıdaki gibi olan bir polipeptit zincirinin sentezi ile ilgili hangileri doğrudur? Sentez sırasında en az 3 çeşit tRNA görev yapar. O zaman en az 3 çeşit amino olmalı. Metionin, lizin, lizin, Triptofan başka var mı? Yok. Bu ifade tamam. Farklı kodon dizilimine sahip mRNA'larda aynı polipeptit sentezi gerçekleşebilir. Gerçekleşebilir. Neden? Çünkü bir aminoasit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Dolayısıyla mesela şu anda AGG diyelim, AGS tamamen uyduruyorum. İkisi de aminoasit aynı aminoasit şifreleyebilir. Dolayısıyla farklı kodona sahip mRNA aynı proteini sentezlemiş olur. Senteze kalıplık yapan mRNA translasyonu farklı ribozomlar tarafından gerçekleşebilir. Doğru. E, bu ribozom zaten sentezlenecek protein çeşidini belirlemiyor ki. O işi yapan kişi. Cevabımız ne olur? Bakın E seçeneği. Bir araştırmacı bir kas çeşidinin enerji metabolizmasına ait şemasını oluşturmuş. Laktik asit fermentasyonu, oksijenli solunum. Bu araştırmacının incelediği kas çeşidi organlarından hangilerinin yapısında bulunur? Şimdi temel teoride sağlıklı bir metabolizmada laktik asit fermentasyonu biz iskelet kasının yaptığını kabul ederiz. Sağlıklı bir insanda. Sıra dışı bir şey olmadığı sürece. İskelet kası kimin yapısında olur? Kolun yapısında olur. O yüzden cevabımız A seçeneği. İfadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Stoma ile ilgili T0 T1 zaman aralığındaki por açıklığı T1 T2'den büyük olabilir. Şimdi bakın glikoz artıyor, monomer artarsa açılır. Öyleyse bu ifade doğru. T0 T1 zaman aralığında stomayı oluşturan bekçi hücrelerin turgor basıncı T1 T2 zamanından yüksek olabilir. Ki zaten bakın monomer artarken monomer ne yaratacak? Bir ozmotik basınç yaratacak. Ozmotik basıncı yarattıktan sonra içeriye ne çekecek su çekecek. Su çekecek, çekecek, çekecek ve turgor basınç oluşacak, stoma açılacak. Bakın monomer artarsa açılır ifadesi kestirme bir yoldur. Bununla alakalı bir şeydir. Aslında stomaların açılmasını sağlayan bilimsel olay nedir? Potasyum ve pH'in artmasıdır. Ancak monomer artışında kendinize kopya olarak belirleyebilirsiniz. Peki T0 T1 zaman aralığında ortam aydınlık, T1 T2'de karanlık olabilir. Olabilir. Sonuçta hocam şuraya baktığım zaman nişastanın arttığı bir durum söz konusu. Nişasta sentezini arttıran şey yani glikozu nişastaya çeviren şey buradaki enzimler. Bu enzimler ne zaman devreye giriyor? pH düştüğü zaman. pH ne zaman düşer? Karbondioksit yoğun olduğu zaman. Karbondioksit yoğunsa solunum fotosentezden yüksektir. Yorumunu yapabilirsiniz. Bu da bizi geceye götürebilir. Olabilirlik sorusu. Cevabımız E seçeneği olur. Şekilde sağlıklı bir bireye ait üriner sistemin bazı yapıları numaralandırılmış. Görseli inceleyen bazı öğrenciler bilgiler vermiş. Bakın hangisi doğrudur? Bir numaralı damarda üre bulunur. Böbrek atar damarında da, böbrek toplar damarında da, toplayıcı kanalda da, boğman kapsülünde de hepsinde üre bulunur. İki numaralı yapıda al yuvar bulunmaz. İki numaralı yapı Bowman kapsüldür. Al yuvar süzülerek Bowman kapsülüne geçmez. Bu ifade doğrudur. 3 numaralı kanda e, kanalda glikoz bulunmaz. Toplayıcı kanalda bulunmasını istemeyiz. Çünkü sağlıklı bir insanda proksimal tüpten %100 emildiğini farz ederiz. 4 numaralı damar oksijen bakımından zengin kan taşır. Toplar damar karbondioksit bakımından zengin kan taşır. Doğruyu sormuş cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Grafikte göçlerin engellendiği bir popülasyonun son 20 yıldaki doğum ve ölüm oranları verilmiş. Bakın doğum oranı kırmızı, ölüm oranı siyah. Peki buna göre hangileri doğrudur denmiş? Şimdi yorum yaparken bir orandan bahsettiği için rahat bir şekilde soruyu irdeleyebiliriz. 20 yıllık sürecin sonunda popülasyonun yoğunluğu artmıştır. Oran olarak doğum oranı genellikle daha fazla, doğru mu? Evet, öyleyse bu ifade doğru. Çevre direnci 5-10 yıllar arasında etkisini diğer zaman aralıklarına göre daha fazla göstermiş olabilir. Şöyle bakın burada doğumlar baya bir azalmış. Ölüm hatta öne geçmiş. Yani burada ölümü teşvik eden faktör çevre direncinin artmış olması olabilir. Popülasyona doğum ile katılan birey sayısı en fazla 10-15 yıllar arasında gerçekleşmiştir. Baktığınızda oran olarak doğum oranının en yüksek olduğu yer 10-15. yıllar arası olduğu için cevabımız E seçeneği olur. Hangisi insanda solunum sisteminin görevlerinden biri değildir? Atmosferden oksijen alma, glikoz tüketimini artıran hormon üretme, tiroksin mi üretiyoruz? Dokularda oluşan karbonhidratı vücuttan uzaklaştırır soluk vermeyle kan pH'ının -e sabit tutulmasını sağlar bu olay aynı zamanda. Karbondioksit su buharını uzaklaştırılarak boşaltma yardımcı olma, homeostaziyi koruma görevi de bu şekilde sürdürülmüş olur. Laktik asit fermentasyonu şematize edilmiş. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Ökaryot hücrede K olayı stoplazmada, L olayı de gerçekleşir. Hayır, her ikisi de stoplazmada gerçekleşir. Fermentasyon reaksiyonu çünkü. X molekülü ATP, Y karbondioksit olabilir. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı olmaz. K olayı sırasında defosfolasyon yani ATP harcanması. L olayı sırasında fosfolasyon gerçekleşir. L olayında ne ATP yapılır ne de yıkılır. K'da ise üretilir, tüketilir. L olayının amacı glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Evet çünkü L'deki mantığımız nedir? İndirgenmiş olan nadaşları yükselt giyip tekrar kullanılabilir hale getirmek. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Aynı ortamda bulunan x ile y canlı türleri birlikte ve ayrı. Bakın birlikteyken beraber artmış ayrıldıklarında azalmışlar. Bu mutualist bir ilişkidir. Mutualist ilişki köpek balı remora komensalizm. Baklagiller ve rizobiyum bakterileri mutualizm. Baklagillerin kökündeki rizobiyumlar azotu tutar. Bitkiye verir bitki de karşında besin verir. Timsah kürdan kuşları mutualist ilişkidir. Gevşek mutualisttir ama yani öyle illaki olacak diye bir şey yok. Meşe ağacı öksü otu parazit ilişkidir, mutualist değildir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Fotosentez tepkimeleri özetlenmiş. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Işığa bağımlı tepkimelerde oksijen girdiğine göre, e, oksijen çıktığına göre giren molekül su. Elektron hidrojen kaynağı X su. Işığa bağımlı evre tepkimelerinde fosfolasyon, ışıktan bağımsız evre tepkimelerinde defosfolasyon gerçekleşir. Defosfolasyon ATP yıkımıdır. Evet ATP Karanlık evrede yıkılır. Bu ifade doğru. Y nat pH aydınlık evreden karanlık evreye doğru nat pH gider. Z karbondioksitir. Karbondioksit girer. Besin çıkar. Bu ifade de doğru. Cevabımız ne oldu? E seçeneği. Çiçekte bir bitkin üreme sürecinde en son gerçekleşeni sormuşuz. Mikrospor hücresi oluşacak. Mikrospor hücresi bir mitoz geçirerek polen oluşturacak. Polende vejetatif ve jeneratif çekirdekler oluşacak. Sonra bu polen gidecek bir dişicik tepesine doğru tozlaşacak. Tozlaştıktan sonra vejetatif çekirdek neyi meydana getirecek? Tüpü meydana getirecek. Tüp içerisine giren jeneratif çekirdek bir kez mitoz geçirerek sperm çekirdeğini oluşturacak ve polar çekirdekler döllenecek en sonunda. Cevabımız C seçeneği.